Kıymetli başkanlarım, kıymetli yönetim kurulu, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada bulunmamızın yegane sebebi Fethullah Dernekler Birliği Federasyonu'nun çalışmalarıyla ilgili bir araya geldik. Şimdi Allah'ın izniyle biz şu ana kadar çok güzel çalışmalar yaptık. Fethullah Dernekler Birliği Federasyonu şu anda 25 derneğe ulaştı. Birlik beraberliğimiz. Hepinizden Allah razı olsun. Bize duyduğunuz güvenden ötürü. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama çok kıymetli başkanlarım, bana şunu diyebilirsiniz. Ya kıymetli kardeşim, ne oldu da sen Fethullah Federasyonu kurmaya çalışıyorsun? Ne oldu da böyle bir hareket başlattın derseniz şunu kıymetli başkanlarıma ve yönetim kuruluna şunu demek isterim ki inan olun mevcut olan Fethullah Federasyonumuz var ama yok. Nedir bu? Tabelası bile yok. Yeri yok. Kaldı ki biz bu Fethullah Federasyonumuzu Cihan Başkan, kurucu başkanımız Cihan Akköse başkanımız bunu altın tepsiyle Osman Dursun'a sundu, verdi diyelim. Altın tepsiyle verdi, evet. Ama çok büyük vaatlerle bu verildi. Nedir? Cihan Başkan başta olmak üzere bütün Fethullahlılar kandırıldı. Nasıl kandırıldı derseniz şöyle. Osman Dursun dedi ki ben dedi Fethullah Kültür Merkezi dedi yapacağım dedi. Yer tahsisi yapılmıştır. Bir dönem 80 dönüm dedi. Sonra 5 dönüme düştü. Sonra bir dönüme düştü. Şimdi de ortalıkta yok. Bir dönem başkanlık yaptı. Bırakın kültür merkezini. Ya top sahası yapılacaktı. Kütüphane yapılacaktı. Şu yapılacaktı. Bu yapılacaktı. Allah aşkına. Ya çadır bile kuramadı ya. Hiçbir şey yok. Soruyorum kıymetli başkanlarım. Fethullah'ımıza bu yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Biz de dedik ki biz bir hareket oluşturduk. Federasyonumuza üye olalım. Mevcut başkan görevini yapamıyor. İçimizden birisi aday olsun. Fethullah'ımızı layıkıyla temsil etsin. Doğru mu kıymetli başkanım? Ama ne yazık ki Osman Başkan tuttu 13 tane derneğimizi üye yapmıyor. Hatta bir karar alıyor, seçim olacak diye dernekleri üye yapmıyoruz. Yanına ziyarete gittim, başkanım niye böyle bir şey yapıyorsun? Bana söyledi kelime şu, ben Cihan Akköse başkanından bu derneği aldığım günden beri hiçbir dernek zaten üye yapmadım ki. Sizi de yapmıyorum. Ama soruyorum, sizce bu etik midir? Kamuoyuna bırakıyorum. Fethullah'lara bırakıyorum. Niye yapmıyorsun? Ya yapmıyorum. Zaten toplantı yapmadı. Bir şey yapmıyor. Yeri yok. Yordu yok. Ne yapsın garibim? Ramazan Paşa sevgili abimin geçen ofisinde bir toplantı yaptı. Ya düşünsene Allah aşkına. Yani o kadar komik ki sen federasyonun başkanısın. Fethullah Federasyonu olacaksın ve bir tane yerin yok. Ya mübarek hiçbir şey bilmiyorsan merkezinde bir tane çadır kur. Git bari burada toplantı yap. Niye sen belediye mezununda gidip etkinlik yapıyorsun? Yönetime sormadan, etmeden. Bari burada bir toplantı da orada yap. Yani şimdi neyse fazla deşmeden, kırmadan, dökmeden geçiştireyim de. Yani kısacası Osman Başkan Fethullah Federasyonumuza bu benim kişisel fikrim, görüşüm. Ben layık olduğunu düşünmüyorum. Görevini yapamadığını düşünüyorum. Yapamıyorum görevini. Ha şunu güzel yapıyor abi. Kıymetli başkanlarım şunu çok güzel yapıyor. Gidiyor. Postgram Derneği'nde bir toplantımız vardı. Orada bizim bir dernek başkanımız, şimdi ismini vermeyeyim, dedi ki Loyo Osman Başkan dedi iyi yapıyor dedi. Gidiyor. Fotoğraf çekip çekip geliyor. Yani doğru güzel fotoğraf çektiriyor ama başka da hiçbir şey yapmıyor. Kıymetli dernek başkanlarım. Bunu söylemek zorundayım. Hiç mütevazı olamayacağım. Şimdi kalkıp da efendim ne var? Ben Fethullah derneklerinin koltuğundan olmasın diye. Ha şimdi seçime girince
tabii başkanlık elden gelecek diye adam Kötürge Dernekleri'ne eğer oraya üye yapamıyorsa, yapmıyorsa Allah aşkına bu olacak iş midir sizce ya? Efendim ne var? Benim projelerim var. Senin projelerin var diye sen Kötürge Dernekleri'ni feda edeceksin. Üye yapmayacaksın. Kötürge Dernekleri de bak diyecek, bekleyecek ya ne zaman bizim Osman Başkan insafa gelecek de bizi üye yapacak. Böyle federasyon olmaz arkadaşlar. Böyle federasyon olmaz kıymetli başkanlar. Şimdi biz de dedik ki ne yapalım? Biz de federasyonumuzu kuralı yolumuza devam edelim. Yani şimdi belli ki bu işi yapamayacak. Yapmıyor. Yapmıyor yani bunun 2-2 da 4 eder yani yapmıyor. Bak bir dönemi bitti şimdi kongreye gidecek o hala koltuk derdinde. Aman beni buradan almasınlar ki bir iki tane daha fotoğraf çekiliyor. Sen 2-3 tane daha fotoğraf çekeceksin de mübarek. Yani sen bunu böyle yaparken bak öbür tarafta o hoca Kötürge bu ya. Ya yakışıyor mu bu bize ya? Allah aşkına ya. Neyse herkes kendine yakışanı yapar. Kıymetli başkanlarım fazla vaktinizi almayacağım. Sonuç itibariyle biz bu çalışmalarımızı devam ediyoruz. Allah'ın izniyle, keremiyle bizim Kötürge'mizde yanlışımız 64 tane derneğimiz var. Bizim bu 64 derneğimizin şu anda 25 derneği bizimle daha ziyaretlerini yapacağım. Çalışmalarım devam ediyor. Gideceğim. Biz 25 dernek isteriz ki 64 dernekten yani öyle bir çatı kuralım ki Kötürge'mize yakışır bir şekilde.